Arkadaşlar merhaba. 530 kolema. Ben bu ocağı tamir ettim. Yani bakım yapmıştım, topladım. İlk kez yapıyorum. Bunu ben böyle niye sallıyorum biliyor musunuz? İçindeki yakıtın çalkalanması için. Çalkalanmazsa bu mavi ışık, mavi yani renk, yanma ışığı solacak, açık mavi olacak ve sönecek. Bunun sebebini bilmeyenler çok uğraşır. Bunun sebebi aslında basit. Depo içinde sump sisteminin yakıtı çekmemiş. Sadece havayı çekmesinden kaynaklanıyor. Bakın şöyle bekleyin. Renk mavi dönüyor ve sönmeye geliyor. Ben böyle çalkalıyorum. Çalkaladıkça benzin sump'a gidiyor ve çekiyor. Yani sump değil aslında da havayı çektiği yere benzin çalkalanarak gidiyor ve alev yükseliyor. Şimdi bunu çözmek için biraz zaman alır sizde bilmeyenler için. Böyle bir durumla karşılaşırsanız yani vanayı açtınız, çakmağı çaktınız, yandı hemen söndü. İçinde hava da var, olumsuzluk da yok ama niye sönüyor? Bu durumda şuradan depo içine giren iki tane iç içe iki boru vardır aslında. Alttaki boru yakıtı çeker, alttaki delikten yakıt çekilir, üstteki delikten de hava çekilir. Hava aşağıya doğru inerek, bakın gene sallıyor, aşağıya doğru inerek yakıtı da bağlar kendine ve sonra yukarıya çıkar. Eğer havanın olduğu delik böyle montelidir, o montede herhangi bir şekilde yakıt bölümüne giden bölümün bir hava kaçırma olayı varsa veya hava bölümünde yakıt bölümünde arasındaki o vidalarda bir boşluk var ise hava kolay yolu seçer ve yukarıya hemen çıkar. Güç olan yol yakıtı yukarıya doğru çekmektir. Kolayını seçer, alttan yakıtı çekmez, direkt gelir. Bunun tek sebebi şu an hava ve yakıt borusunun, içerideki borusunun ya dişli arasından ya da monte arasından bir yerden bir hava alması. Tek problem bu. Bunu bilmeyenler jeneratörü söker, pompayı söker, pomp, bakın sönüyor, görüyor musunuz? Bak, çalkalayayım. Yakıtın deliğine hava deliğine yakıt geldiği gibi yanmaya devam eder. Az bir şey bile, 1-2 damla yakıt gelse bile yanar. Şimdi bunu bilmeyen pompayı söker. Acaba pompanı oradan mı kaçırıyor mu? Alalım, çakma çakalım. Herhangi bir yerden kaçırmıyor. İşte bunu bilmeyen depo kapağından kaçırıyor mu? Herhangi bir yerden kaçırma diyor. Der yani, hava kaçırıyor bu bir yerden der. Havayı eksiltiyor der. Veya yanmıyor der. Bakın herhangi bir yerden kaçak yok. Bu ince nüansı sadece ve sadece ustalar bilir. Veya bu işi anlayanlar. Yani bu mekanizmayı çözmüş insanlar bilir. Hemen şöyle anlatayım. Dediğim gibi bu yakıtı çeken sump borusu bu. Bu diye düşünelim. Bunun dibinden yakıt çekmesi gerekiyor, tamam mı? Ama yakıtı çekmesi için bir güç kuvvet gerekiyor. Yani nefes kuvveti gibi bir kuvvet gerekiyor. O da buradan geliyor. Buradan yukarıya doğru çekecek. Böyle buradan. Nefes kuvvetiyle. Buradan şunun ucuna, yani şuraya bağlanan, alta bağlanan bölümde vida var. Eğer o vidadan bir boşluk olursa buradan hava girerken yakıtı çekmek zoruna gider. Bir başka yerden bir hava deliği daha olur. İkisini birden alır. Şu kenarlardan yakıt falan varsa onu çekmeye çalışır. Biraz başka bir şey yapmaz. Bunun şu anki sorunu, şunun dediğim gibi deponun altına giren sump sistemini inceleyeceğiz. Orada tam oturtamadığımız, sıkamadığımız bir yer varsa onu tamamlayacağız, düzelteceğiz. Tekrardan kullanacağız bunu. Görüşmek üzere, iyi günler.